Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan ve yepyeni bir videoya Ruined King bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Aloy'a geçmiştik, yeteneklerine bir göz atmıştık ve burada kapatmıştık hatırlarsınız. Bu arada beğenenler de bolca olmuş. Teşekkür ediyorum beğendiğiniz için. Bir gemi kaptanı bulmamız gerekiyor şu anda. Görevimiz budur. Elemanlarla bir interaction'a girelim. Evet, ne var? Bir şey yok ablacığım. Tamam, sıkıntı yok. Bu kart tribe girmeye gerek var mıydı bilmiyorum. Sevgili günlük, sonunda Bilgevator'a ulaştım, sevinçten ağlayabilirim. Kimin acaba bu? Ben size fırçamı çevire çevire tarihin şeref salonuna adım atacağım diyerekten. Okey. Birisi günlüğünün bir parçasını unutmuş burada. Patron kim patron? Bu mu acaba patron? Dayı Seya. Gangplank kar sağlayan ama asla güvenilmeyecek biriydi. Miss Fortune ise güvenilir ama kar sağlamaz. Seçeceksin kardeşim. Güven bir bedeldir. Gangplank'e tüküreyim. Kabileler öyle bir zorbaya hiç bulaşmamalıydı. Peki. Genel anlamda sevilmiyor belli. Şurada bir sandık buldum. Tık, hemen açacağım. Oha, oha. 31 SC. İyi ödül bu arada. Yani burada böyle bir ödül varsa... Şu dayıyla konuşulmuyor mu? Yanına da geçemiyorum. Yani görünüşe göre hayır. Peki. Sağda solda bir gemi kaptanı aramaya devam ki. Şöyle azıcık limana yaklaşsak diyeceğim. Burası da değil. Buradan aşağı belki inmemiz gerekmektedir. Ki görünüşe göre öyle. Karakter menüsü. Eğitim izlensin mi? Yok, envantere bakabiliriz. Oo, mana verenimiz var ha silah olarak. Çok iyi. Çok iyi. Poro şekli verilmiş bir idol. Çok tatlı. Poro şeklinde bir kalkan. Sevimli ama pofuluk değil. Güzel. Beğendim. Sen biraz kaptana benziyorsun. Bir baksana bize. Küçük adam. Küçük adam diye geliyor. Canavarını nerede bulurum? Söyle bakalım. Kim soruyor? Ben Aloy, Nagakeburos'un sözcüsü. Buğruların seçilmiş savaşçısı. Herkese böyle mi anlatıyor kendini acaba uzun uzun? Aynen öyledir abla. Ben de nehrin kralı Tarkenç. İkile kafa dağıtıyorum. Bir güç gösterisi fikrini değiştirir belki. Barlarda yabancı kadınlarla güreş tutmamaya çalışıyorum, kusura bakma. Bak. Layık mı değilsin? Yoksa korkuyor musun? Agresife bak ya. Evine git de. Bu kar mıydı? VS atacağız sanmıştım. Ha, aynen. Şimdi VS'miz geldi. Skill'lerini bir tekrardan hatırlayalım arkadaşlar. Serice bir skill'lerini hatırlayalım. Hasar veriyoruz, gayret üretiyoruz. %50 ihtimalle bir dokuna çağırıyoruz. Alınan tüm hasarı sonraki tura kadar %40 artı her dokunaç için azaltıyor. Tamam, bu defansif skillimiz. Heal ve dokunaç başına bonus heal. Bu arada şu skill çok iyi. Heal skillimiz olması bayağı iyi. 38 hasar verir ve tüm dokunaçların hedefe vurarak 2 kere vurmasını sağlar. O zaman bizim Aloy'de çoğunlukla ilk hamlemiz dokunaç darbesi olması gerekiyor. Biraz dokunaç kasmamız gerekiyor. Dokuna çağıramadık, gelmedi. Dokuna çıkartmamız gerekiyor bizim. Güzel, bir tane çağırdık. Yakamadım pek de yani. İki falan vuruyorsun gerçek anlamda. Farkında mısın bilmiyorum ama. Bir dokunaç daha çağıracağım. İki dokunaçımız var ya, bir heal yapacağım kendime. Canım yüksek bir şekilde buradan ayrılacağım. Fulledik. Çok iyi. Tamam, sıkıntı yok. Bizim dokunaçlar vurmaya devam ediyor zaten.
Aslında bunun yerine düz vuruş yapıp şey yapabilirdim. Ama bu da olur. Sıkıntı yok. Yaşamaya layığız. Canım birazcık daha dolu ayrılmak isterdim buradan. Gerçi buradaki alan muhtemelen... Aa, yeni skill açıldı. Tüm takım arkadaşlarının 39 skill. Tamam, güzel abi. Cool. Cool. Anlat bakalım. Yaşamla ölüm arasına sıkışmış bir yaratık. Tanrıçaya bir küfür. Kaptanlara takmış diyorlar. Bir kaptan bul, canavar da hemen peşinden geliyormuş. Oğlum sen gel bakayım hemen. Küçük adam. Hey şey abi, biraz oturmaz mısın? Hadi lan oradan. Ne kolay pes ettin. İşimiz var, gücümüz var, uğraşamayız. Ağıllarda kanlı ısım canavarını ara. Tamam. Buradan çıkıyoruz. Bir patırtı duyduk. Sıkıntı yok. Yeni peylenge arkadaşlarım buğru geleneklerini öğrenmek istedi de. Neyse. Gelin ağılları araştıralım. Ha. İçime mi girdiniz lan? Vaa. Map'e gerek yok. Ağıllar ne taraf? Bir ona bakalım. Hedef ağıllar. Tamam. Şu tarafı yani. Aynen. Burada sağda solda küçük lootlar varsa diye arada göz kullanacağım. Onun yediği yemek kadar... Ola canavar bisikleti. O hırsın denizde fındık kabı gibi sarılan yemeler. Gecekondu semti. Bir düşmanı zindan yeteneğiyle vurmak çatışma başlatır. Tamam. Dungeon'ımsı bir yere girdik yine. Belli ki bu eleman bir düşman. Gel babacım. Ya öğrenecek ya ölecek. Abi bir şey diyeceğim. Ha, bu diğer elemanın yeteneği. Tamam. Squat skill'lerimizi de bir öğrenmekte fayda var aslında. Çıktı mı? Oha, iki dokunaç çıktı. Dövüşçülere güçlendirmeler, olma etkiler, zayıflatmalar olumsuz olmak üzere iki çeşit özel durum etkisi uygulanabilir. Zayıflatmaları arındırarak kaldırabilirsin. Grubundaki buhru takım arkadaşlarının bir arındırma yeteneği var. Ayrıca varsa arındırma iksiri de içebilirsin. Tamam. Bunun var mı? Var. Tüm zayıflatmaları kaldırır ayrıca diyor. Kimdeydi zayıflatma şu an? Bunun üzerinde 2x flame var. Yarına çıkmayacaksınız. Güzel. Aa, onu öldürür sanmıştım. Alan vuran bir şeyim var mı? Ona bir tane vursam yetecek. Neyse, dokunaç vuralım şuna. Çıkarsa bir dokunaç daha çıkar. Ablamızı heal'lamalıyız. Tamam. Burada sıra. Güzel. Canını da ablamızın bayağı doldurduk. Şimdi ölecek zaten bu. Ah, ölmedi.
Ha iyi, az vurdu, az vurdu. Tamam, sıkıntı yok. Direkt olarak öldür babacım. Çok güzel. Ekibin canını max'ta tutmak lazım. Yani azaltmamak lazım ekibin canını. Alıcı kurtlardan elde edilmiş sıradan bir parça. Efsun yapmak için kullanılır. Tamam. Bayağı XP verdi bu arada bunlar. Loot'a da açmışız. Şunu açalım. Bir gold mu? Şaka gibi. Buranın map'ini görebiliyor muyum? Burada biraz yine sandığımız var. Oraya doğru gideceğiz ama önce şurayı açalım istiyorum ben. Durmak bilmez. Karakterleri kasmak lazım ileriye hazırlamak adına. Dokunaç. Geldi dokunaç. Beğendiniz mi? Dur dur. Sana beğendireceğim ben. Şuna vuracağım bunu. Çünkü 23 5 HP'si kalması yerine Aloe ile ona bir tane vururum. Oho! Bayağı vurdu. Ciddi vurdu ha. Bunu Aloe'ye basacağım. İki HP'si kalacak ya. Şu vuruşu yaptırtmayabilirdik galiba buna. Güzel. Sıkıntı yok. Aloe'ye de bir alan heal atacağım. Güç koridorunda atacağım bunu. Heal'lanacak zaten. Çok sıkıntı değil. Aynen. Bununla da son vuruş yapacağız. Ha, demek istediğim buydu bakın. Savaştan çıkmadan önce herkesi fullleyip çıktık yani. Doğru sıralama oldu bu. Beyaz öz sıradan malzeme. Tamam, crafting malzemeleri. 6 gold çok az değil mi ya? Level attık. Skill yükseltmesi açıldı diyor. Nereden bakacağım ona? Tabdaydı galiba bu. Yetenekler. Gerek yok. Bir tane yükseltme puanım var. Hangi skillimi güçlendireceğim şu anda? Dokunaçlar. Dokunaçları güçlendirebilirim. Genel olarak her şeye yaradığı için. Ya da yükseltmelerine bakalım bu skillin. Dokunaç çıkma ihtimalini %100'e çıkartıyor. Ya da çıkan dokunaç sayısını 2 yapıyor. Ben burada şansa oynarım bu arada ya. 2 dokunaç birden çünkü. Tamam. Devam. İki gold çıktı. Bir gold. Aa, kudret yüzüğü diye bir şey çıktı. Fuh, ne çok item çıktı. Bunu giyebiliyor muyuz acaba bu item'i? Bir bakmam lazım şuraya. Aynen. Savaşçıları çatışmada tutan bir yüzük saldırı gücünü ve dayanıklılığını artırıyor. Kullan abi. Bunu da kullan bu arada. Çatışmalarda kazanılan XP kazanımını artırır. Bunu da kullanalım. Güzel. Bunu açalım. Bir sürü pot çıktı. Oha, ne kadar çok pot çıktı. Tonlarca pot çıktı. Çok iyi abi. Süper. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şuna bir bakayım hemen. Tamam. Evet. Devam ki. Buranın ilerleyebileceğimiz en sonuna kadar gittik. Şuradan sağa döneceğim değil mi? Yok. Şöyle. Tamam. Burada yine 3-5 bir şey vardır ya.
Şu minik sandık var ya, ona gideceğim. Aa, iyileştirim sonra. Çok iyi. Bu da arada bir heal reset gibi. Gel bakalım. Durmak bilmeyiz. Aa. Bu savaş içinde sıra olarak gelecek. Hmm. Sadece biz yararlanabiliyoruz. İki dokuna çıkarma ihtimalimiz var artık. Hadi. Laps. %50. Nice. Şuna bakar mısın? Direkt 3 tane dokuna çıkarttık. Çok iyi. Aloy'u oynamayı daha çok sevdim bu arada, bir şey değil mi? Miss Fortune'dan daha keyifli gibi duruyor. Sıkıntı yok zaten. Heal geliyor. Ona vurmayacağım. Dokuna aç. Ya da vurayım da. Oh, 5 tane şey oldu. Çok iyi. Savunma basacağım. Buna da savunma basacağım. Şuna bak, şuna bak. Çok iyi. Şimdi dokunaçlarla vurma yapacağız ona. Ondan önce vurmam için hız koridorunda atmam gerekiyor. Öldürecek mi? Dur bakayım. Ondan önce bu hız koridorunda vurmam gerekiyordu. Bununla bir tane hasar vuralım. Oh, direkt bayıldı. Daha işte fıçıcı fıçıcı. Loot'umuz zayıf loot. Devam. Ivır zıvır, tamam. Ay. Ay. Yamuldum lan. Şurada büyük sandık var gibi. Ha şu. Onu istiyoruz abi. 3 kişiler bu sefer bak. Hayat mücadeledir. Direkt dokunaç kasmalıyız. Bir tane geldi. Birini direkt indirmek istiyorum. Çok az canı kaldı. Dokunaç çıkarabilmiş olsaydım o dokunaç hasarı bunu öldürecekti muhtemelen. O 36 vurdu ha. 1 HP ne ya. İşte hakikat. En azından dokunaç çıkarttık. Alayı varabilirler, sıkıntı yok. En son bir alanı yalatıp bırakacağım. Çıkmadı ya. Of. Fena vurdu. Bas babacım. Bunları heal'layacağız. Birini de öldüreceğiz. Dokunaçlar kaç vuruyordu bizim? 56 total hasar çıkabilir mi? 3 2 vuruyordu. 2 kat. 4 canı kalacak galiba ama denemek istedim. Oo, öldürecek lan. Çok iyi. Heal'lamam lazım. Ha!
Bunu güç koridoruna atacağım. Max heal alalım. Hayır. Savunma basacağım. Ölürse heal alamayacağız çünkü. Tamam, şu an çok iyi. Herkesin canı full'e yakın olacak birazdan. Şimdi öldürebiliriz. Tamam, çok güzel oldu. Tamamdır. Yükseltme puanı geldi bir tane daha. Bakalım. Dokunaç çıkma ihtimali %100 desek bir de acaba. Ulti diyor da ultim yok ki benim daha şu an. Ultiyi hala atamıyorum sanırım. Var gözüküyor ama yok. Heal. De şu yükselince ne oluyormuş? Bir dokunaç tüket, 10 ilave hasar ver. Mana bedeli azalır. Dokunaçların vuruşu 3 turda bir değil 2 turda bir ortaya çıkar. Maksimum dokunaç sayısını artırıyor. Ben şuradan ilerleyip bunu da açmak istiyorum. Aa, bunlardan sadece birini yapabiliyoruz. Peki. İkisini birden yükselteyim istiyordum. O zaman... Buraya ne yapabiliyorduk? İlave 10 hasar, 1 dokunaç tüket. Aslında totalde ekstra 6 hasar vuruyoruz. Dokunaç zaten 4 vuruyor. Heal'ımızı güçlendirelim. Mana bedeli %50 azalsın. Tamam. Gelin bakalım. Bakalım dersini alacak mısın? Laf atarak başlamasaydın da boş demeyeceğim miseydik ablacığım? Şu iki HP'si kalmasına derleniyorum. Şunu bir öldürelim. Onlara gerçeği göster. Crit vurdu lan. Dokunaç geldi sonunda ya. Daha öldü. Oha. Güç koridoruna bassın kendine bunu. Bu ablamız biraz kırılgan belli. Heal'layıp duruyoruz. Over olacak. Fazla bastık heal'ı. Gerçi arındırmaydı o aynı zamanda ama bu boşa gitti işte. Birine vuracak bu. Yo, vurmayacak. Çok güzel. Aloe'nin düz vuruşu geldi. Şanslı itler mi? Hadi lan oradan. Ah! Lan! Bu ne oğlum? Nereden çıktınız? Devamı geldi. Peki. Manası kalmadı. Tamam. Bunu dokunaçla öldürelim direkt. Şuna da tek atacağım. Kaderimiz bu. Aloe'nin düz vuruşu geldiğinde tek atacağım. Savunma basalım buraya. Çok güzel. Direkt buna vuruyormuş. İyi oldu timing.
Bundan önce vurmuş oluyorum. Nice. Güzel. Loot'umuz nedir? Burada daha çok loot gelir herhalde. Her tur 10 can yeniler. Takana yenilenme veren bir kolye. Fena değil bu arada. Aslında bayağı iyi hatta. Bijoutur kıyafeti. Olayı neymiş? Hemen bakalım. Saldırı gücüm düşüyor ama savunmam çok artıyor. Mantıklı abi. Çünkü dokunaçlarla düzenli bir hasarım var ya. Savunmam yüksek olsun, dokunaçları spamlememiz daha kolay olur. Bir boss fight'ta savunma her zaman daha önemli oluyor ya. Her zaman demeyelim de. Ya burayı full temizleyip girmek iyi oldu buraya. Dinlenme noktaları. Yemek yemek ve dinlemek aktif gruba çalışmalarda destek olacak güçlenme. Ha. Çatışmış olduğumuz tüm düşmanların yeniden doğmasını istemiyorum. Gerek yok. Loot kasmak için yapılabilir ama ihtiyaç yok yani şu an. Lütfen, yapma lütfen. Korkuyorsun. Ne yapayım? Kaptan bile değilim diye. Ucube, cesaretin varsa Kraken. Ha, Pike'la mı vs atacağız? İstemiyor. Ha, adam öldürmedi. İmansız. Gel bakalım gel. Hadi bakalım Pike'la vs keyif. 300 HP'si var. Öfff. Ne yapıyorsun ya? Animasyonlara bak. Aa, direkt öldürecek. Oo. Şimdi dur burada. Bir saniye. Babacım bir savun. Sen bir savun. Sana vurursa tek yeme. Dokunaç kasmamız lazım. Hadi oğlum. Geldi mi? Gelmedi. Sen yine savunmaya devam et. Güzel. İyi oldu bunu bastığımız. Bu savunmaya devam etsin. Dokunaçlarımı kastığımda bununla vurmaya başlayacağım. Çok güzel. Max dokunaçtayız şu anda. İyi oldu. Ölecekmiş yoksa bak vallahi. Şimdi vurmaya başlayabilirsin. Güçte atarsam ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Ah, sıralama değişti. Elinden gelen bu mu? Savun. Dokunaçlarla bir vuralım. Güzel. Boss fight olduğu için artık birisinin burada ölmesi çok büyük problem olmayacak. O yüzden çok takılmıyorum. Bunu hızlı basmama gerek yok. Zaten Pike önce vuracak her türlü. Güç de atacağım o yüzden. Savunma bassın bu. Tek yemesin yeterli. Aa, o da güce geçirdi.
skill'ini değiştirdi. Oh, tek yiyordu vallahi. Burada galiba ölecek. Heal'ı yok değil mi? Aynen yok, manası yok. Yani savunma bassa da bir şey değişmeyecek. O yüzden bayılsın bu son vuruşunu yapıp. Bayılmadı, güzel. Loot nedir? Kudret yüzüğü. Tamam. Level atladık. Güzel abi. Hatta neredeyse 2 level atladık. Skill açıldı. Taunt. Bakalım be. Hikayesel bir şeyler olacak. Muhtemelen skill'e bakamayacağız şimdi. Şimdi yılan ananın sınavına gireceksin. Yargısından sağ çıkamayacaksın. Öldürecek mi? Wow. Bakalım çıkabilecek mi? Belki de çıkar. A çıktı. Bana ne yaptın? İmkansız. Ya, göremiyor. Layık mı bulundun? Ama sen canavarsın. Adam gitti. Tanrıça, bana ne göstermeye çalışıyorsun? Ekibi al diyor, ekibi Pyke'ı. Gölge adalar. Trash. Gangplank farkı çizmişler hep burada ya. Üf. Çok iyi duruyor. Sözcü. Tanrıçam. Yardım etti anlayayım. Rahibem, yaralandın mı? Olmuş adam elimizden nasıl kaçtı? Tanrıça onu layık buldu. Bilmiyorum. Ama bilmen lazım. Sen sözcüsün. Yılan ananın bilgeliğini sen aktarırsın. Birazcık dinlensen. Olmaz öyle şey. Siz köye dönün. Sonra ben de gelirim. Evet. Güzel, cool, harbiden çok iyi. Buhru büyüğü. Büyüğüm. Konuş evladı. Anlattı. Potter'ı büyük bir tehditten, gölgesi sokaklara korku ve durağanlık yayan bir düşmandan kurtarmak istedi. Evet, bu senin görevin. Ama bu kanlı rıhtım canavarı dedikleri adamı sınadım. Ve tanrıça onu yaşam... Hakikaten tuhaf. Hakikaten tuhaf. Canlı insan değil ki. Tanrıçamız hortlakları hoş karşılamaz. Sınav isteğinden anlam çıkarmak için çok çabaladım. Fakat bunlar bana doğru gelmiyor. Tanrıçadan şüphe edilmez ama korkarım ki yolumu kaybettim. Yılan ananın iradesi her şeyin içindedir evladım. Ancak arzumuz yönünde ilerlersek evren kaderimize doğru akar. Kendini tüm ihtimallere açık tut. Bırak yolun kendi kendini belli etsin. İyi konuştu. Yoksa onu yanlış mı değerlendirdim? Bu canavar yaşamaya layıksa diğerleriyle ilgili de mi yanıldım? Tanrıçanın lütfunu onu hak etmeyen kişilere verdiysem... Bu kol... Aloy, bana böyle zırvalıklarla gel. Sana çocukluğundan beri Naga Keboros esaslarını ben öğrettim. Güçlüsün ve Tanrıçanın gücü seninle. Verdiğin hükümlere güvenin olsun. Peki ya hata yaptıysam? Gördüğüm şey, karası Tanrıça bana bir görü gönderdi. Ama daha fazlasına ihtiyacım var. Bizi bekleyeni sadece Tanrıça bilebilir. Sana yol göstermek bana düşmez. Yolunu kendin bulmalısın. Aynı kişi konuşuyormuş gibi ya. Büyük bir tehlike altında. Kesin bir kararlılıkla hareket etmeliyim. Fakat çok fazla sorun var. Sor o zaman.
Başkalarının öğrenemediği gerçeği bu sorulara cevap arayarak ancak sen öğrenirsin. Ama sabrı da öğrenmelisin, sözcü. Büyüğüm, ben... Evet, sabır. Yaşananları idrak etmeye çalışacak ve karşıma bir yolun çıkıyor. Rahibem, çabuk gel. Bunu muhakkak görün. Ne olmuş lan? Oo, bu ne lan? Bravza. Ne yapıyorsun lan? Bir iğnesi vardır mutlaka. Bu Aloy, seçilmiş savaşçı. Seninle tanışmak şereftir. Ben Freljordlu Braum. Freljordlu mu? Ama yol gelmişsin. Adamlarım seni sudan... Kalkanında şeyler var, deniz yıldızları. Bana büyük iyilik ettiler. Gel yürüyelim. Freljord'da kötü bir hastalık peyda oldu. Bir sürü çocuğun canını aldı. Braum, gelmişsin. Evet, hem bak, sana arkadaş getiriverdim. Ha, bir de ben dönene kadar ona iyi bak ve cesur ol. Peki. Hadi yat. Bu illetin çaresini bulacağım. Braum sözü. Sana Braum sözü. Braum, olmayacak sözler veriyorsun. Kalbin temiz ama hastalık yayılıyor. Braum için imkansız diye bir şey yok. Freljord benim evim. İnsanları ailem. Söyle, ne yapmalıyım? Ben çocukken babam Kutlu Adalar diye bir yerden bahsetmişti. Orada her hastalığı geçiren bir su varmış. Ama Braum, Karassis Kutlu Adaları yok etmiş. Artık oraya Gölge Adalar diyorlar. Senin için bile tehlikeli bir yer. Hem o suyun gerçekten var olduğunu malum. Hikayeler bazen sadece hikaye çıkıyor. Bu kutsanmış suyu geri getireceğim. Bak, o zaman ne hikayeler anlatacaklar ha? Yalan olsa ya, böyle bir şey üstüne adam günlerce, aylarca belki yola çıkmış olsa. Öyle bir şey yok kardeşim, tamam eyvallah. Bay bay diyeyim. Aa, ne oluyor lan? Şimdi Braum'un bu yolculuğunu mu oynayacağız acaba? Yok, hayır. Bu şekilde, tamam. Böyle son buldu yolu. Karasis'le mi savaştın? Evet. Üstelik tekrar yapmaya hazırım. Sis'le savaştığım sırada kalkanım kayboldu. O benim kıymetlim. Onu geri almak için ne gerekiyorsa yapacağım. Aloy, savaşmaya gelmedik. Kaptan Fortune'dan mesaj getirdik. Seninle görüşmek istiyor. Diyor ki... Karassis geri dönmüş. Ne? Karassis geri dönmüş diyormuş. Teşekkürler Braum. Seni bekliyor. Biz de gel. Braum böyle mal bir rol oynayacak muhtemelen. Comik. Bizi kader bir araya getirdi galiba arkadaşım. Bu savaşta senin yerin yok. Tanrıçamın sözcüsü olarak sizle savaşmak benim ödevim. Ama buraya gelişin de tesadüf olamaz, orası kesin. Belki aradığım işaret budur. Seninle sizin karşısına çıkarsam aradığım şifa hakkında bir ipucu bulurum belki. Halkının iyiliğine de karşılık vermiş olurum.
Arzun kuvvetli. Engel olmayacağım. Sarah Fortune neler biliyormuş görelim. Brown gruba katıldı. Çok iyi bu arada. Direkt gruba katıldıysa çok iyi. Brown, Aloy ve Miss Fortune gibi bir üçlü grupla devam edeceksem çok çok iyi. Skill'lerine şimdi bakmadım. Direkt olarak skill'lerini detaylı bir şekilde incelemek istiyorum. Önümüzdeki bölüme girdiğimizde arkadaşlar. 40 dakikalık bir bölüm olmuş. Umarım eğlenmişsinizdir. Bayağı sarmaya başladı. İyice içini çekiyor beni. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.